Şu anda yuvarlamanın ne demek olduğu ve nasıl yapıldığını iyice bildiğinizi düşünüyorum. Hatta en yakın ona yuvarlama konusunda bir sürü alıştırma da yapmış olmalısınız. Bu videoda farklı bir yuvarlama çeşidinden daha açık söylemek gerekirse en yakın yüze yuvarlamaktan bahsedeceğiz. İsterseniz hemen bir örnek yapalım. Bunun farklı basamak değerlerine baksak da aslında en yakın ona yuvarlamaya ne kadar benzediğini de görmüş olacağız. Şimdi mesela 3 345 sayısını ele alalım ve bu sayıyı en yakın yüze yuvarlamak istediğimizi düşünelim. Hadi hemen videoyu durdurun. Size bunun nasıl yapılacağını henüz anlatmadım ama cevabın ne olacağı konusunda belki bir fikriniz vardır. 345'e en yakın yüz hangisidir dersiniz. Şimdi birlikte yapalım. Önce yüzler basamağına bakacağız. 345, evet 300'lük, 4 onluk ve 5 birlikten oluşur. 345'in hemen altında yer alan 100, yüz, 300'dür ya da 3 yüzlüktür, öyle değil mi? Demek istediğim 345, 300'lük, 0 onluk ve 0 birlikten oluşan 300 ile 400'lük, 0 onluk ve 0 birlikten oluşan 400'ün arasındadır. Kısacası bu sayıyı en yakın yüze yuvarlamak istediğimizde cevap ya bu ya da bu olacaktır. Ama doğrusunun hangisi olacağını bulmak için 345'in 300'e mi yoksa 400'e mi daha yakın olduğuna karar vermemiz gerekir. Bunu yapmak için bir sayı doğrusundan yardım almak bence iyi bir fikir. Evet, 200'den başlayalım. Burası 300 olsun, burası da 400. 350 de yaklaşık olarak burada bir yerdedir, öyle değil mi? 250'yi de buraya işaretleyelim. Şimdi, bana 345'in nerede olduğunu söyleyebilir misiniz? 345, 350'den küçük olduğuna göre aşağı yukarı burada bir yerdedir. Peki, bu durumda sizce hangi yüze daha yakındır? 300 mü, 400 mü? Bakın, 350 bu ikisinin tam ortasında. 300'e de, 400'e de 50 uzaklıkta. Buna dayanarak da 345'in 300'e biraz daha yakın olduğunu söyleyebiliriz, öyle değil mi? En yakın yüze yuvarlamak istediğimiz bu durumda elde edeceğimiz sonuç 300 olur. Bunu yapmanın farklı bir yolu, hatta bunu en yakın ona yuvarlamaya çalışırken de görmüştük, en yakın yüze yuvarlamaya çalışıyorsak, bunun ya 300'e ya da 400'e yuvarlanacağını da biliyoruz demektir ama hangisine olduğunu karar vermek için bu basamağa en yakın basamağa gideriz ki bu onlar basamağıdır. Hemen onlar basamağına gidelim. Farklı bir renk kullanacağım. Onlar basamağındaki rakam eğer 5'ten küçükse aşağı, 5'ten büyükse ya da 5'e eşitse de yukarı doğru yuvarlayacağız demektir. Anlaştık mı? Ve buradaki rakam yani 4, 5'ten küçük olduğu için az önce de söylediğimiz gibi aşağı doğru yuvarlayacağız. Başka bir deyişle 345'ten küçük olan yüzlüğü tercih edeceğiz. Peki elimizdeki sayı 365 olsaydı ne olurdu? 6, 5'ten büyük olduğu için yukarıya doğru yuvarlar yani 365'ten büyük olan yüzü tercih ederdik ve bu son derece yerinde bir tercih olurdu çünkü 365 sayı doğrusu üzerinde burada yer alır ve gördüğünüz gibi 400'e de daha yakındır. Hadi bir örnek daha yapalım. Bunu da hem az önceki yöntemle hem de sayı doğrusu kullanarak yapalım. İşleri biraz daha zorlaştırmak için 4 basamaklı bir sayı seçelim. Evet, sayımız mesela 7652 olsun. Bana bu sayıyı en yakın yüze yuvarladığımızda elde edeceğimiz sonucun ne olduğunu siz söyleyebilir misiniz? Hadi hemen videoyu durdurun ve 7652'yi en yakın yüze yuvarlamaya çalışın. Şimdi birlikte yapalım. Yüzler basamağına bakmamız lazım. Bir bakalım. İşte burada. 7 binlik, yüzlük ya da 76 yüzlük diyebiliriz. Evet, sizce buna en yakın yüz ya da yüzlük hangisidir? Az önce de söylediğim gibi bunu 76 yüzlük, 5 onluk ve 2 birlik ya da 7 binlik, 6 yüzlük, 5 onluk ve 2 birlik olarak düşünebiliriz. Nasıl düşünürsek düşünelim. Bu sayının altındaki yani bu sayıdan küçük olan yüzlük 76 yüzlük yani 7 bin 6 Bunun üzerindeki yani bundan büyük olan yüzlük ise 6'dan 1 büyük olan yani 77 yüzlük yani 7700'dür. Peki cevap nedir? Az önce kullandığımız yöntemle yapalım mı? Yüzler basamağının bir sağındaki basamağa gidelim. Burası onlar basamağıdır. Buradaki rakam 5'ten küçükse aşağıya, 5'e eşit ya da 5'ten büyükse de yukarıya doğru yuvarlayacağız demiştik. Bu rakam 5'e eşit olduğuna göre yukarıya doğru yuvarlamamız yani bundan büyük olan yüzlüğü tercih etmemiz gerekecek. Dolayısıyla cevap 7700 olacak. Aynı şeyi sayı doğrusu kullanarak da yapabiliriz. Hemen çiziyorum. Evet. 7500'den başlayalım. Burası 7600, burası da 7700 olsun. 7650 de burada olacak. 7652. Bundan biraz daha büyüktür öyle değil mi? Evet, birazcık ama çok az büyük. Şimdi tam bu noktada ya da bu noktanın sağındaysak Yukarıya doğru yuvarlayacağımızı biliyoruz. Yani cevap 7700 olacak. Aynen az önce bulduğumuz gibi. İlginç bir örnek daha görelim mi? 982. Evet, bunu en yakın 100'e yuvarlamak istersek cevap ne olur? Hemen yüzler basamağına bakalım. 982'den küçük olan 100 hangisidir? 82'yi görmezden gelirsek geriye 900 kalır. Yani eğer aşağıya yuvarlayacaksak cevap 900 olacak. Yukarıya yuvarlayacaksak da bir bakalım bundan büyük olan 100 hangisidir? 9 yüzlükten sonra 10 yüzlük gelir öyle değil mi? Ve bu da 1000'e eşittir. Size bu örneği göstermek istedim çünkü burada yukarıya doğru yuvarladığımız zaman en yakın 100, 10 yüzlük olan Bindi. Ama benzer şekilde onlar basamağına baktığımızda 8, 5'ten büyük olduğu için yukarıya doğru yuvarlamamız gerektiğini yani cevabın 1000 olacağını görebiliriz.